Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbeleri 5. bölüm. Dua ibadettir. En-Nu'man bir Beşir'den radıyallahu anh rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim: "Şüphesiz ki dua ibadettir." dedi ve sonra "Rabbiniz şöyle buyurdu: Bana dua edin, icabet edeyim." Mümin 60. ayetini okudu. Allah'ın nimetlerinden konuşmak şükürdür. En-Nu'man bin Beşir'den radıyallahu anh rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem minberde şöyle buyurdu: "Kim aza şükretmezse çoğa da şükretmez. Kim insanlara teşekkür etmezse Allah'a da şükretmez." Allah'ın nimetlerinden konuşmak şükür, terki inkardır. Cemaatte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Müminin her duasına icabet edilir. Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayetle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allah kıyamet günü mümini çağırır. Önüne geldiğinde onu durdurur ve buyurur ki: Kulum, ben sana bana dua etmeni emrettim ve duana icabet edeceğimi vaat ettim. Peki sen bana dua ettin mi?" "Evet ya Rab," diye cevaplar. Allah Celle Celaluhu buyurur ki: "Muhakkak ki sen bana dua ettin, ben de sana icabet ettim. Sana şu günde inen bir kederden seni kurtarmam için bana dua ettin, ben de seni kurtardım değil mi?" Kul "Evet ya Rab" der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki: "Muhakkak ki ben isteğinin karşılığını çabucak dünyada verdim. Sana şu günde inen bir kederden seni kurtarmam için bana dua et. Ancak bir kurtuluş olmadı değil mi?" Kul "Evet ya Rab" der. Allah Celle Celaluhu buyurur ki: "Muhakkak ki ben onun karşılığını senin için cennette şöyle şöyle biriktirdim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Allah Celle Celaluhu mümin kulunun duasının karşılığı dünyada çabucak verilecek mi, yoksa karşılığı ahirette verilmek üzere biriktirilecek mi muhakkak açıklar. Bir duayı dahi terk etmez. İcabetsiz, karşılıksız bırakmaz. Mümin de bulunduğu konumda keşke duasından hiçbir şeyin ona çabucak dünyada verilmemiş olmasını diler." Takva ve belirtileri. Bu hutbe Medine'deki ilk hutbesidir. Said bin Abdurrahman el-Cümhi'den rivayetle Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Beni Salim bin Af'ta kıldırdığı ilk cuma namazının hutbesi ulaşmıştır. Ondan rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunları buyurmuştur: "Hamd Allah'adır. Ben ona hamd ediyor ve ondan yardım istiyorum. Ondan af diliyor ve beni doğru yolda kılmasını istiyorum. Ben Allah'a Celle Celaluhu iman ediyorum ve onu inkar etmiyorum. Onu inkar edenleri ise düşman kabul ediyorum. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Ortağı yoktur. Ve Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Allah Celle Celaluhu onu sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin gelmesinin kesildiği, ilmin azaldığı, insanların sapkınlığa düştüğü, zamanın kesintiye uğradığı, kıyametin kopmasının ve alemin sona ermesinin yaklaştığı bir zamanda bir hidayet, bir nur ve bir öğüt olarak Kur'an ile gönderdi. Allah'a ve Resulüne itaat eden doğru yolu bulmuştur. Allah'a ve Resulüne isyan edense yoldan çıkmış, haddini aşmış ve sapkınlıktan sapkınlığa düşmüştür. Sizlere takva sahibi olmanızı, Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Zira bir Müslümana en hayırlı tavsiyesi, onu ahirete teşvik etmesi ve Allah'tan korkarak
takva sahibi biri olmasını emretmesidir. Allah'ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız. Bundan daha üstün bir öğüt ve bundan daha üstün bir hatırlatma yoktur. Rabbinden korkarak ve ürpererek ibadet eden kimse için takvalı olmak, istediği ahiret hali, mutluluğu için en doğru ve güvenilir yoldur. Kim gizli ve açık hallerde Allah'ın rızasını elde etme niyetiyle Allah ile arasındaki durumunu, bağını düzeltirse dünyada onun adı hayırlandır. Öldükten sonra ise elde ettiği bu hayırlar ihtiyaç duyduğunda kişiye azık olur. Bunun dışındaki işlerden de uzak olmayı, aralarında uzun mesafeler olmasını ister. Allah sizleri azabına karşı uyarır, sakındırır. Çünkü Allah kulları hakkında çok esirgeyici ve merhametlidir. Sözü doğru olan, vaadini yerine getiren Allah'a yemin olsun ki bundan vazgeçme yoktur. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, benim katımda söz değiştirilmez ve ben kullara hiç zulmedici değilim. Kaf 29. Açık ve gizli olsun, şimdiki ve gelecekteki işlerinizde yaptıklarınızdan dolayı Allah'tan korkun. Kim Allah'tan korkar, takva sahibi olursa Allah onun günahlarını örter, sevaplarını artırır. Kim Allah'tan korkar, takva sahibi olursa büyük bir kurtuluşa erer. Allah'tan korkmak, takvalı olmak, insanı Allah'ın azap ve gazabından korur. Allah'tan korkmak, takvalı olmak, yüzleri artır, Rabbi memnun eder, derece yükseltir. Nasibinizi alın. Allah'ın tarafında, katında, dinde aşırıya kaçmayın. İfrattan sakın. Allah doğru olanları da yalancıları da bilsinler diye size kitabını ve yolunu açıkça öğretti. Allah'ın sizlere ihsanda bulunduğu gibi sizler de ihsanda bulununuz. Düşmanlarına karşı da düşmanlık ediniz. Allah yolunda gerektiği gibi cihad ediniz. Sizleri O seçti ve Müslümanlar diye adlandırdı ki helak olan açık delillerle helak olsun, sağ kalan da açık delillerle sağ kalsın. Allah'ın yardımı olmaksızın bir kuvvet yoktur. Allah'ı anmayı, zikretmeyi çoğaltın. Bugünden sonrası için çalışın. Kim Allah ile arasını düzeltirse Allah da onun insanlarla arasını düzeltir. Bu Allah'ın insanlar üzerindeki hükmünü yürütmesiyle gerçekleşir. İnsanlarsa Allah'ın üzerinde bir hüküm yürütemez. Allah insanlar üzerinde tasarruf eder ancak insanlar Allah üzerinde tasarruf edemezler. Allah en büyüktür. Yüce olan Allah'ın yardımı olmaksızın hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Allahümme salli ala seyyidina. Kur'an'a ve takvaya teşvik. Ebu Seleme bin Abdurrahman bin Af'tan radıyallahu anh rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de verdiği ilk hutbesinde Allah'a layık olduğu vecihle hamdü sena getirerek başladı ve şunları buyurdu. Ey insanlar! Kendiniz için önden ahiret azığı olacak şeyler gönderin. Biliyorsunuz ki vallahi her biriniz ölecek ve davarını çobansız bırakacaktır. Sonra Rabbi ona tercüman ya da perde olmaksızın şöyle buyuracak. Sana Resulüm gelip de tebliğ etmedim. Ben sana mal verdim. İhsanda bulundum. Peki sen kendin için ne gönderdin? O da sağına, soluna bakar bir şey göremez. Sonra önüne bakar, cehennemden başka bir şey göremez. Yarım bir hurma ile de olsa kendini cehennemden koruyabilecek olan hemen bunu yapsın. Onu da bulamazsa güzel bir kelimeyle kendini korumaya çalışsın. Çünkü bir iyiliğe 10 mislinden 700 misline kadar sevap verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Resulünün üzerine olsun. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar hutbe irade etti, şöyle buyurdu. Hamd yalnızca Allah'adır. Ben de ona hamd ediyor ve ondan yardım istiyorum. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın doğru yola ilettiğini saptıracak kimse yoktur.
Allah'ın saptırdığını ise doğru yola iletecek kimse yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kitabıdır. Allah kimin kalbini Kur'an ile süsler, küfürden sonra İslam'a girdirir, o kişi de Kur'an'ı insanların sözlerine tercih ederse kurtuluşa ermiştir. Kur'an sözlerin en güzeli, en belagatlısıdır. Allah'ın sevdiklerini sevin. Allah'ı tüm kalbinizle sevin. Allah'ın kelamından ve zikrinden usanmayın. Allah'ın kelamından kalbinize kasvet gelmesin. Çünkü Kur'an'da Allah'ın tercihleri ve seçtikleri bulunur. Amellerin hayırlısını, kulların hayırlısını, kıssaların iyisini, insanlara helal ve haram kılınan her şeyi zikreder. Artık Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeye ortak koşmayın. Ondan geriye gibi sakının, korkun. Ağızlarınızla söylediğiniz güzel sözlerle Allah'ı tasdik ediniz. Allah'ın ihsan ettiği rahmetle birbirinizi seviniz. Şüphesiz ki Allah ahdinin bozulmasından dolayı gazaplanır. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Takvanın üstünlüğü. Şuayb bin Ömer'den rivayetle. Mekke'ye doğru yola çıkmıştım. Dariye'ye vardığımda kardeşlerimden bazısı bana Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden tanıdığın birisi var mı diye sordular. Evet diye cevap verdim. Bu kişi falanca yerde kurulmuş çadırın sahibidir. Arkadaşlarıma dedim ki hadi ayağa kalkalım. Kalktık, onun yanına vardığımızda selam verdik. O da selamımızı aldı. Hangi kavimdensiniz diye sordu. Basra ehlinden bir kavimiz. Senin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sahabesinden olduğun bize söylendi diye cevap verdik. Dedi ki evet, Resulullah'ın ashabındanım. Veda haccı sırasında minberin altında oturuyordum. Minbere çıktı, Allah hamdü sana getirdikten sonra şöyle buyurdu. Allah azze ve celle buyuruyor ki ey insanlar, biz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Hem de sizi cemaat cemaat, kabile kabile yaptık ki tanışasınız. Haberiniz olsun ki Allah katında en keremliniz, en takvalı olanınızdır. Hucurat 13. Arap'ın aceme, acemin de araba, siyahın beyaza, beyazın da siyah bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Ey Kureyş halkı, sakın boynunuzda dünyayı taşır bir vaziyette bana gelmeyin. İnsanlar ahirette bu şekilde yanıma gelecekler, ancak onları Allah'ın azabından koruyacağım bir şey yoktur. Dedik ki senin adın nedir? Dedi ki ben El-Adda bin Amr bin Amir, cahiliyedeki Farib Sud Dahya'yım. Allah'tan korkmak ticarettir. Muaz bin Cebel'den radıyallahu anh rivayetle. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Ey insanlar, takvayı ticaret edin. Böylece sizlere ticaret ya da mal olmaksızın rızık verilir. Sonra her kim de Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar ve onu hatırına gelmeyen bir yönden rızıklandırır. Talak 2-3 ayetini okudu. Bir kısa ve Allah'a sığınmakla ilgili bir hutbe. Ebu Ubeyde'den radıyallahu anh rivayetle. Avf bin Malik olarak tanıdığım bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ya Resulallah, falancı oğulları bana saldırdı ve oğlumu ve devimi götürdüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Muhammed'in ailesi şudur, şudur ehli beyttir. Ravi dedi ki 90 hane söylediğini zannediyorum. Devam etti. Onların ne bir sağ ne de bir mut yemekleri vardır. Allah'tan Celle Celaluhu'dan iste. Adam karısının yanına döndü. Karısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ne cevap verdi diye sordu. Adam da olanı anlattı. Kısa bir müddet sonra adamın devesi ve oğlu
ilk halinden daha iyi bir şekilde ona iade edildi. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ona haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı, Allah'a hamdü sena getirdi. Onlara Allah'tan istemeyi ve ona rağbeti emretti ve her kim de Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu sağlar ve onu hatırına gelmeyen bir yönden rızıklandırır. Talak 2-3 ayetini okudu. Muttaki ve günahkar. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fetih günü bineği Kasva'nın üzerinde tavaf yaptı. Rukne geldikçe elindeki değnekle istilam etti. Devenin durabileceği bir yer orada bulamayınca Kasva oradan vadinin ortasına doğru çıkarıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena getirdikten sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah Celle Celaluhu cahiliye gururunu, kibrini, onlar gibi atalarla övünüp büyüklenmeyi sizden kaldırmıştır. Ey insanlar! İnsanlar iki kısımdır. Bir kısmı dindardır, muttakidir. Allah katında değerlidir. Bir kısmı da günahkardır, kötüdür. Allah katında önemsizdir. Sonra şu ayeti okudu. Ey insanlar! Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık. Hem de sizi cemaat cemaat, kabile kabile yaptık ki tanışasınız. Hucurat 13 ayetini sonuna kadar okudu. Sonra şöyle buyurdu. Size bunları söylüyorum ve Allah'tan kendim için ve sizin için af diliyorum. Takvalı olmaya ve sadaka vermeye teşviki. El-Münzir bin Cerir'den, o da babasından rivayetle. Günün ilk saatlerinde Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Resulullah'ın yanına ayakları çıplak, üstü başı olmayan, alaca beyaz ve siyah çizgileri bulunan çaputlara veya abaya sarılmış, boyunlarında kılıçları asılı bir kavim geldi. Çoğu Mudar kabilesindendi. Hatta hepsi Mudar'dandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların bu perişan hallerini görünce yüzü değişti. Odasına girdi, çıktı, Bilal'e emretti. Bilal ezan okudu, kamet getirdi. Namaz kılındı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey insanlar, sakının o Rabbinize karşı gelmekten ki sizleri bir tek nefisten yarattı. Ondan eşini yarattı da ikisinden birçok erkekler ve dişiler meydana getirerek onları yeryüzüne yaydı. Karşılıklı dileklerinizi adına bağladığınız Allah'tan ve akrabalık bağlarını çiğnemekten sakın. Hiç kuşkusuz ki Allah sizi sürekli gözetmektedir. Nisa 1 ayetini sonuna kadar okudu. Sonra da Haş suresinden şu ayeti okudu. Ey iman edenler! Hep Allah'tan korkun ve baksın bir nefis Allah için ne hazırlamış. Allah'tan korkun. Haş 18. Kişi dinarından, dirheminden, kıyafetinden, bir sağ buğdayından, bir sağ hurmasından yardımda bulunsun. Yarım bir hurma dahi olsa tasaddukta bulunsun. Ensardan birisi neredeyse taşıyamayacağı, hatta taşıyamadığı bir çuval ile geldi, bıraktı. Sonra peşi sıra herkes onu takip etti. O kadar çok şey getirildi ki yiyecek ve giyeceklerden iki yığın meydana geldi. Resulullah'ı gördüm. Yüzü altınla kaplanmış bir maden gibi parlıyordu. Buyurdu ki, kim İslam'da güzel bir yol açarsa, ona açtığı yolun ecri ve kendisinden sonra o yolla amel edenlerin ecirleri, ecirlerinden bir şey eksilmeden ona da yazılır. Kim de İslam'da kötü bir yol açarsa, açtığı yolun günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona da yazılır. Fazilet sahibi olmayanları bir sebepten dolayı tercih etmez. Amr bin Talib'den radıyallahu anh rivayetle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mal ya da esir gönderildi. O da bunları paylaştırdı. Kimilerine pay verdi, kimilerine vermedi. Sonra kendisine bir şey verilmemiş olanların serzenişte bulundukları haberi ulaştı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena getirdi ve şöyle buyurdu.
Allah'a yemin olsun kimilerine pay verdim, kimilerine ise vermedim. Kendisine bir şey vermediklerim, verdiklerimden bana daha sevgilidir. Kendilerine verdiğim insanların kalplerinde sabırsızlık ve korkuyu gördüğümden dolayı onlara verdim. Vermediklerimi de Allah'ın Celle Celaluhu kalplerinde yarattığı zenginliğe ve hayra havale ettim. Amr bin Tağlib de onlardandır. Allah'a yemin olsun ki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü benim için kırmızı develerden dahi daha sevimlidir. 3 ve 4. Ebu Keşbe el-Enmari'den radiyallahu anh rivayetle. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. 3 şey üzerine yemin ederim. Sizlere onları bildireceğim. Onu ezberleyiniz. Şu 3 şey üzerine yemin ederim. Sadaka vermek kulun malından eksiltmez. Bir kul zulme uğradığında sabrederse Allah Celle Celaluhu da onun izzetini arttırır. Bir kul da dilenme kapısını açarsa Allah da ona fakirlik kapısını açar. Bu sözlerimi ezberleyiniz. Dünya ancak şu 4 kişi içindir. Bir kul ki Allah ona mal ve ilim vermiştir de o da ilmi ve malı hakkında Allah'tan korkar, sılah-ı rahimi terk etmez ve bu iki nimet hususunda Allah'ın hakkı olduğunu bilir. İşte bu kul en faziletli mertebede yer alır. Bir kul ki Allah ona ilim verip mal vermemiştir, o da malım olsaydı falan gibi onunla hayırlı amel ederdim der. İşte ona da amelde bulunan gibi sevap vardır. Her ikisine de sevap yazılır. Bir kul ki Allah ona mal verip ilim vermemiştir, o da aklını estiği gibi cahilce malından harcar. Bu mal hususunda da Allah'tan korkmaz. Malını kullanarak sıla-i rahim yapmaz ve Allah'ın bu malda hakkı olduğunu bilmez. İşte bu kişi en düşük mertebede yer alır. Bir kul ki Allah ona ne mal ne de ilim vermiştir, o da malım olsaydı falan gibi onunla amel ederdim der. İşte o da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder.